sunucularımız merhabalar, hoş geldiniz. Ben Özlem Gencer'de, Sistem Global'de Kıdem Denetim Müdürüyüm. Bugün değerli konuşmacılarımızla birlikte kamuoyunda Afganlı olarak ifade edilen 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasıyla ilişkin kanunu sizlere anlatacağımız 2 saatlik bir webinar programı hazırladık. Malumunuz ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu COVID-19 salgını kişiler ve firmalar üzerinde çok büyük maddi ve manevi tahribatlara yol açtı. 9 Haziran'da resmi gazetede yayınlanan Afganlı ile de bu tahribatın yarattığı olumsuzluklara bazı çözümler getirilmesi mümkün olacak. Belki de bu nedenle bugüne kadar çıkmış olan en büyük Afganların, yani bugüne kadar çıkmış olan bütün Afganların en kapsamlısı olarak bu yeni Afganlı karşımıza çıkıyor. Ben şimdi sizlere konuşmacılarımızı da takdim etmek istiyorum. Sistem Global Vergi Denetim Başkanı, Yönetici Ortak Yeminli Mali Müşavir Necmi Ulus. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sistem Global Vergi Denetim Başkan Yardımcısı Mali Müşavir Engin Ay Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba Necmi. Merhabalar. Necmi Bey, şimdi şu şekilde başlamak istiyorum. Sizin bu Afganla ilişkin genel değerlendirmelerinizi alarak başlayabilir miyiz webinarımıza? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle herkese ben tekrar merhaba diyorum. Katılımları için teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. İnşallah verimli, faydalı bir 2 saat geçirmeye çalışacağız birlikte. Önce Afgan'ın biraz genel yapısından ve belki tarihsel şeyinden çok kısa ama çok şey yapmadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu artık neredeyse alışkanlık haline gelip işte daha önceki süreçlerde, geçmiş dönemlerde 5 yılda bir, şimdi son dönemlerde de 3 yılda bir hayatımıza girip çıkan bir düzenleme haline geldi. Biz her seferinde bunun son olduğunu düşünüyor ve ona göre hareket etmekle beraber her 3 yılda bir tekrar o sonu yaşayıp tekrar başa dönmüş oluyoruz. O yönüyle çok eleştiri veya da övme yapmayacağım. Çünkü artı yönleri de olduğu gibi negatif yönleri de çok fazla. Hani toplumda vergi adaletini, vergiye uyumu ya da vergiye gönüllü uyumu azaltan, çok ciddi tahribat yaratan bir etkisi var Afganlılarının. Öbür taraftan ise insanları tedirginlikten kurtarıp en azından önüne daha, geleceğine daha umutla ve rahatlıkla bakabilmesini, planlayabilmesini sağlamak üzere de yarattığı bir rahatlama veya manevi huzur var. Dolayısıyla iki yönden de düşünülebilir, tartışılabilir. Bizim bu günkü programımız bunun artılarını, eksilerini tartışmaktan daha çok bu kanun artık girdi hayatımıza. Önümüzde de bir 3 aylık süreç var. Biz hemen çok o konuda biraz hızlı davrandık. Yani kanun dün yayınlandı. Bugün buna ilişkin webinarı planlamış olduk. Tabii kanun dün yayınlanmakla beraber onun bir evveliyatı var. Görüşülme süreçleri, tasarı süreçleri filan ama sonuç itibariyle yine de Türkiye'de maalesef çıktı. İşte aldım, verdim tam olarak önünüze düşmüş olmadığı sürece her an değişme, her an iptal olma, her an farklılaştırılma, ötelenme şeyi ihtimal olduğu için yine de çıkınca her şey hareket başlıyor. Biz de dün çıktığı için bugün bu hareketi başlatmış oluyoruz. Öncelikle hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Yani hem bireysel olarak veya firmalarımız olarak hem de ülke olarak sonuçlarının başarılı ve verimli olmasını diliyoruz. Ve sonuçlarının başarılı ve verimli olmasına gayret etmek üzere zaten bugünkü webinarla beraber başlattığınız seriyi hem yayınlar hem karşılıklı görüş alışverişleriyle ve bültenlerimizle ilerleyen süreçlerde bu konudaki tüm aşamaları yine birlikte yönetiyor ve takip ediyor olacağız. Bugünkü etkinliğimizin süreçlerini zaten siz birazdan tekrar anlatırsınız, bahsederseniz.
Felsefe olarak demek genel olarak vergi kanunları kanunun şeyini bir genel mantığını bir anlatmak istiyorum kısaca. Kanun geçmişte olan benzerlerine geçmişte çıkan düzenlemelere benzer bir kanun aslına bakarsanız. Biraz da ilaveten karma bir kanun, biraz daha genişletilmiş şekliyle değerleme kısmı da eklenmiş durumda çünkü diğer af kanunlarına yaparsa. Biraz da bundan sonra bunu aslında çok hoş gelmemekle beraber kulağa yine de af kanunu olarak tanımlayacağız. Hem kolay telaffuzu hem de kolay algılanması açısından. Geçmişteki af kanunlarında olduğu gibi bunda da farklı aşamalarıyla beraber borç yapılandırmasıydı, matrağı artırmaydı, kayıt düzeltmesiydi vesairesi. Ama genel olarak en fazla ve en etkili olacak alanları alanı matrağı artırma. Ve diğerleri de onun yanı sıra ilave unsurlar şeklinde tartışacağız. O anlamda dediğim gibi geniş, kapsamlı, geçmiş 5 yılı yani 2016'dan başlayıp 2020 sonuna kadar olan hatta 2021'in de bazı dönemlerini içeriyor ama o çok sınırlı ve beyanname düzeyinde olduğu için ona çok değiniyoruz ya da çok kale almıyoruz. 2020 sonuna kadar olan dönemleri içerip bu süreçteki tüm vergisel vergi, tabii biz genelde biraz da vergi kökenli olduğumuz için konunun vergi yönü ağırlıklı basıyor ve telaffuzlarımızda, anlatımlarımızda biraz onlar ön plana çıkmakla beraber bu anlatımlarımızın tamamı gümrük mevzuatı içinde ve SGK mevzuatı içinde geçerli aslında mantığı aynı olan düzenlemeler içeriyor. Belki biz bugünkü anlatımlarımızda da aynı alışkanlığa bürünüp biraz daha vergi ağırlıklı ilerleyebiliriz. Ama şunu bilin ki bunların hepsi aynı içerikte gümrük mevzuatı içinde ve diğer idari alacaklar içinde geçerli olacak hükümler, düzenlemeler. Tabii özelde bazılarının çok özeline indiğinizde spesifik farklı oranlar çıkabiliyor karşımıza. Onlar da artık biraz daha çünkü katılımcıları da çok fazla bunaltmamak ve sıkmamak adına biz o detaylara girmeyeceğiz. Kanunun genel çerçevesini, maddelerin de yine genel çerçevesini çizerek ve mantığını, beklentilerini anlatarak ilerleyeceğiz. Yoksa onun alt maddelerindeki işte çok standart, spesifik, o yıla özgü, o döneme özgü belli küçük oranlar vesaireler olabilir. O detaylara çok fazla takılmadan ilerleyeceğiz. Bu detayda olanların, sorusu olanların ise soru cevap bölümünde yapmaya çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Şimdilik genel çerçeveyi bu kapsamda çizip tekrar sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim Necmi Bey. Şimdi webinar konumuz olan af kanunu aslında 5 ana başlıkta incelememiz mümkün. Bunlar alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, yeniden değerleme, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve sicil affı. Webinarımızın sonunda sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız bu arada. Bu nedenle webinar süresince sormak istediğiniz sorularınızı mutlaka Q&A bölümüne yazmanızı da rica ediyorum. Necmi Bey, alacakların yapılandırılması kapsamında kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş alacaklar, inceleme aşamasındakiler, sizin az önce belirttiğiniz gibi SGK yapılandırması gibi çok fazla detay var. Neler bu kanun kapsamında olacak, hesaplamalar nasıl olacak? Bu kısmı bize siz aktarabilir misiniz? Evet, tekrar teşekkür ederim. Kanunu sizin sınıflandırdığınız gibi 5 ana başlıkta ya da 5 ana grupta toparlayabiliriz. Diğerleri bunların kendi içindeki alt bölümlenmesi. Dolayısıyla bunun da ilk ana maddesi mevcut borçların yapılandırılması ya devlet açısından borçların, vatandaş açısından alacakların, vatandaş açısından borçların, devlet açısından da alacakların yapılandırılması. Bu geçmiş çok yakın zamanda geçtiğimiz yıl sonunda bir borç yapılandırma kanunu yine çıkmıştı. Ben artık
kanun numaralarını telaffuz edemiyorum çünkü çok fazla şey yapmıştı. Daha öncekileri belli bir mantıkla yapıyorlardı, hafızamızda kalıyordu. İşte 5811, 6111 falan böyle 111'li şeyleri tutturmaya çalışıyorlardı. Bürokrasi, maliye bürokrasi. O noktada kanunların numarada şeyimizde kalıyordu ama bundan öncekiler artık şeyleri kaçırmaya başladık, numaraları. Ama bu kanun numarasını ezberlememiz en azından lazım. Şimdi önümüzde 3 ay bununla meşgul olacağız. Bu kanun numarası 7326 arkadaşlar. Kanun yayın tarihi de 3 Haziran 2021. Dolayısıyla bu tarih bir yerlerde önem taşıyacak ilerleyen süreçlerde ya da belki sizin şirketinize konusuna özel süreçlerde bu tarih ve numara işimizi bir yerlerde karşımıza çıkabilir. 3 Haziran tarihli ve 7326 sayılı af kanunu diye kısaltalım. Bunun da yine en ilk maddesi alacak yapılandırması. Bu tabii ki devletin bu kanundaki en önemli beklentisini içeren bölüm. Çünkü geçtiğimiz korona ve salgın süreciyle birlikte zaten zor tahsil edilen kamu alacakları daha tahsil edilemez, ödenemez noktaya geldiği gibi birçoğu da zaten ötelendi ve ertelenerek tahsil edilme cihetine gidilmişti. Öyle olmasa bile yine salgın sürecindeki ekonomik zorluklardan dolayı kamuda, devlette, vergi dairesinde, SGK'da alacaklarının üzerine bir haciz ya da icra işlemi ya da takip işlemi çok hassas bir şekilde yürütmedi. O konuda biraz gevşek davrandı. Dolayısıyla ciddi bir alacak birikmesi var kamuda. Bunun da bugünlerde açılmaya başlayan, inşallah bundan sonra da tamamen açılacak olan süreçler ve ekonomi şeyinde, döngüsünde bu alacakları yapılandırıp tahsilini kolaylaştırmak ve güvence, garanti altına almak amacıyla bu düzenlemeler yapıldı. Bu alacak başlığında ki gruplamayı üçe ayırıyoruz. Birisi kesinleşmiş alacaklar, diğeri kesinleşmemiş ve dava safhasında ya da dava safhasında bulunan alacaklar, diğeri ise inceleme ve tarihe safhasında bulunan işlemler. Burada aslında alacaktan bahsetmiyoruz, işlemden bahsedeceğiz. Kesinleşmiş olan alacaklarımızda 30 Nisan genelde kanunun adreslediği tarih 30 Nisan ve 30 Nisan tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, belediyelere, il özel idarelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na, bunlar da yine kendi içinde ana gruplar, bunun da yine çok alt başlıkları var. Her birinin kendi içine girdiğinizde, işte bir belediye girdiğinizde su için ayrı, işte emlak vergileri ya da belediye harçları için ayrı düzenlemeler var kendi içinde ama ana başlıklandırdığımızda kamu tahsil daireleri tarafından tahsil edilen, takip edilen alacakları bu kapsama aldığını görüyoruz ve bu alacakların hem asıllarıyla beraber gecikme zammı ve gecikme faizlerini ve varsa kesilmiş cezalarını bu kapsamda yapılandırmayı öngörüyor bu kanun. Bu maddeden bahsedebilmemiz için yani şimdi şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlatma değil de girişte bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar, katılımcı arkadaşlar. Geçtiğimiz kanunlarda fiziken fiilen yaşanan ve ciddi sorunlar sorun oluşturmuş bir iki konu olduğu için de özellikle bahsetmiştim. Bu kanunun Özlem Hanım'ın demin grupladığı maddeleri var. İşte alacaklarla ilgili maddesi ikinci madde, kesinleşmiş olacak olan alacaklar. Kesinleşmemiş olanlarla ilgili maddesi üçüncü madde. İşte devam eden incelemelerle ilgilisi olanı dördüncü madde. Matra artırımıyla ilgili olanları beşinci madde. İşte düzeltme işlemleri altıncı madde gibi maddeleri var.
bu maddelerinde her birine ait müracaat şekli ve müracaat formları var. Bunların kimisi online, kimisi değil, belki hatta %90'ı online ve internet veri dairesi üzerinden yapılabilmekle beraber bazısı elden ayrıca müracaatı ve dilekçe vermeyi gerektiriyor. Örneğin dava aşamasında olan alacaklar, davadan vazgeçme dilekçeleri gibi. Şimdi tabii ki doğal olarak hepimiz sisteme çok güveniyoruz ve sistem üzerinden işlem yapıyoruz. Sistem neyi kabul ederse ona göre ilerliyoruz, neyi kabul etmezse ona göre çözmeye çalışıyoruz. Şimdi geçtiğimiz dönemde şu olduğu için onu hemen baştan örnekleyeyim. Üçüncü madde davalarla ilgili madde. Üçüncü maddeye göre yapılması gereken bir müracaatı firmamız ikinci maddeye göre yapmış. Kesinleşmiş alacakları göre. Sistem de buna izin vermiş. Yani sisteme girdiğinde borç dökümünü çıkarmış, borç dökümünü sistem vermiş ve ona da yapılandır butonuyla yapılandırmış. Yaptığı tek şey bu. Gayet basit ve doğal bir süreç. Ancak o yapılandırdığı alacakları devam eden davalarla ilgili olduğunu ve işte birinci mahkemesi kaybedilmiş, devam eden Danıştay aşamasında devam eden alacak şeklinde olduğu halde sistem bunu kesinleşmiş borç gibi algılayıp orada gösterdiği için ve firma da onu sistemde öyle görüp müracaatını yaptığı için her şey güllük gülistanlık, yapılandırma formu, taksit şeyleri yine tablosu önüne gelip ona göre yapılandırdığını varsayarak ilerlemiştir. Ancak daha sonra vergi dairesi bunun devam eden davaya ilişkin olduğunu belirleyip ondan sonra bu yapılandırmayı bozarak firmaya dönüş yaptığında firma işte bir sürü sorunla karşılaştı ve ciddi uğraştık. Çözebildiniz mi derseniz çözemedik. Herkes oradaki sorunu kabul ettiği ve anladığı halde çözemedik. Ve firmanın imdadına sonraki afganı yetişti. Yani böyle bir şey var. O anlamda o yüzden borcumuzun veya düşündüğümüz kapsamı doğru belirleyip doğru maddelerle, doğru müracaat maddesi ve doğru müracaat formlarıyla ilerlemek gerekiyor. Diyerek böyle bir genel uyarı paylaşımı yapayım. Kesinleşmiş alacaklar zaten demin de bahsettik. İhtilaflı olmayan ve artık dava ya da müracaat süreleri geçmiş ya da dava ya da müracaat süreleri sonuçlanmış olan alacaklarda kesinleşmiş alacaklar diyoruz ve bu kapsama sokarak yapılandırmaya dahil etmeye çalışıyoruz. Burada dediğim gibi eğer sistem sizin devam eden bazı şeylerinizi kesinleşmiş görüyor bile olsa buna dikkat edin lütfen. Eğer siz bildiğiniz devam eden bir davaya aitse bu görünen borç, bunu mutlaka vergi dairesiyle ya da mali müşavirlik ekiplerinizle görüşerek bunun gerçek durumunu ortaya koyup doğru maddeye yönlendirmesini sağlayın. Bu borçlarımızın demin de bahsetmiştik. Ana grubu tabii ki vergi aslı. Vergi aslı ve buna bağlı varsa cezalar ve gecikme faizi ve gecikme zammı gibi feri alacakları. Yine vergi aslına bağlı olmayan cezalar var. Yine bu da bu kapsama giriyor. Onun dışında kesilmiş, muhtelif kurumlarca kesilmiş idari para cezaları bu kapsama giriyor. Ve bu ne? Burada bilen sayılmamış olan, ismen sayılmamış olan ama kamu tahsil dairelerince takipte olan tüm amme alacakları bu kapsama giriyor. Onun dışında Ticaret Bakanlığı'nın yine takibinde olan gümrük vergisi ve ona bağlı cezalar ile asla bağlı olmayan yine gümrük idareleri tarafından kesilen cezalar da bu kapsama giriyor. Bunun dışında da yine bu kapsamda sayılmamış olan, bu ana başlıklarda sayılmamış olan
Trafik para cezaları, motorlu para, motorlu taşıtlar vergisi, yine karayolları kanunu gereği alınan otoban ya da köprü geçiş ücretleri gibi idari para cezalarıyla bunların faizden ve ferileri bu kapsama girip yapılandırmaya girecek. Onun dışında yargı kararıyla kesinleşmiş muhtelif yine kamu alacakları bu kapsama girecek. Ve vadesi geçtiği halde, yani vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önce dolan, belediye gelirleri gereği oluşan muhtelif ücretler, paylar, su ya da atık su bedelleri de bu kapsama giriyor olacak. Burada saymadığımız, dediğim gibi alt başlıklarında farklı şeyler var. Ben onları yine şöyle gözüme çarpan, yine özel idareler alacakları, ecri misil alacakları, büyükşehir belediyelerinin su idarelerinin alacakları ve bunların ilzam ve cezaları bu kapsama girip yapılandırma şeyine giriyor. Bu kapsamda da tabii her bir idarenin kendine göre ve kendi sisteminden takip ettiği af süreçleri var. İşte vergi dairesinin interaktif vergi dairesinden yapıyorsunuz. Belediye borcunuzu e-devlet üzerinden belediyenin şeyinden yapıyorsunuz. Müracaat sitesinden yapıyorsunuz. Diğer yine muhtelif kurumlarından o noktada bu alacaklara ve müracaat şekillerine ilişkin süreç ve formları var. Onları da oralardan takip etmek gerekiyor. Burada biz bu yapılandırmada ne gibi faydalar sağlayacağız? Genel mantığını bir tartışalım, ondan sonra alt başlıklarına ineriz. Şimdi vergi kanunlarının kamuoyunda af kanunu ya da işte her şey affediliyor, ödeyen affediliyor, ödemeyen affediliyor, ödeyen işte cezalandırılıyor gibi bazı yani klişeleşmiş yorum ya da tabirler var. Aslına bakarsanız öyle değil. İşin aslı bir borcu vergi aslını ya da borcun aslını affeden bir düzenleme yok aslına bakarsanız. Tam tersine aslını tam olarak alıp buna bağlı ceza ve faizlerini azaltan ya da affeden bir düzenleme var. O yönüyle hani borcunu ödemeyen de temelli kurtarmış olmuyor, paçayı kurtarmış olmuyor. Yani en azından vergi aslı kısmında herhangi bir azaltma ya da herhangi bir indirim yok. Vergi aslı aynen ödeniyor her türlü af düzenlemesinde olduğu gibi bunda da öyle. Bize sağladığı en büyük fayda, biliyorsunuz örneğin vergiyi yaparsak, vergide gecikme zammı oranı aylık 1.6. Bu yıllık 18-19.2'ye tekabül ediyor. İşte 5 yıl geçmişse borcunuzun üzerinden %100'e yakın, yani borcun bir katına yakın bir gecikme faizi yükü oluşmuş oluyor. Bu kanun ise borcun aslıyla beraber bu gecikme faizi veya gecikme zammı yerine yurt içi üretici fiyat endeksine göre belirlenen oranlara göre bir hesaplama yapıyor. Bunların yıllarına göre çok değişik üfe oranları var. Onun bir karmaşık tablosu var. Borcunuz hangi yıldan ve aydan geliyorsa o aydan alıp bu aya kadar getireceğiniz bir hesaplama şeyi var. Ama şöyle de bir genellemesi var. Ben oradan hareketle size bir genel şey vereyim. 1 Kasım 2016'dan sonraki tüm alacaklar için yurt içi üfe oranı 0.35 olarak belirlendi. Aylık 0.35. Bu ne demek? Aylık 0.35, yıllık %4.2'ye tekabül eder. Yıllık 4.2. Yani sizin örneğin 5 yıllık bir borcunuz var ise bunun bugüne kadar onu işleyecek tüfesi, üfe faizi 5 kere 4.2 21 faiz işleyerek
5 yıllık borcunuzu vergi aslıyla birlikte ödeme imkanı kazanacağız bu şeyde. Oysa deminki örnekte neydi? 5 yılda %100 yapıyordu. %100 ödeyeceğiniz faizi %20 ödeyerek bu kanun kapsamında yapılandırmış oluyoruz. Bize en büyük sağladığı katkı bu. Onun dışında vergiyle beraber kesilmiş cezalarımız var ise, bu işte bir kat vergi ziya olabilir, 3 kat vergi ziya olabilir. Onun dışında yine gümrük tarafından kesilmiş vergi veya ona vergi asla bağlı cezalar olabilir. Bu yapılandırmada bu cezaların da tamamı kalkıyor. Bu nerede işimize yarıyor? Bu kaybetmiş olduğumuz davalar var ise, daha önce vergi ceza kesilmiş ve dava açmışız, kaybetmişiz ya da vergi ceza kesilmiş bir şekilde müracaatını unutmuşuz, süreyi kaçırmışız gibi kalmış üzerimizde olan bir borcumuz var ise, burada vergi aslına ve büfesini demin hesapladığımız mantıkla hesaplanacak büfesini ödediğimiz durumda bu ceza da ortadan kalkıyor. Bu en büyük ciddi faydalarından biri yine. Yani daha kaybetmiş olduğunuz bir dava bile olsa bu şekilde vergi ödediğinizde ceza ortadan kalkıyor. Vergi aslına bağlı olmadan kesilen usulsüzlük ya da usulsüzlük cezalarında ise bunun %50'sini ortadan kaldırıyor, %50'sini ödettiriyor ve faiz varsa onların yerine yurt içi üfeye göre deminki kurala göre hesapladığımız faiz alır. Onun dışında idari para cezalarında vesairede de yine ceza aslını ödemek şartıyla bunun işlemiş faizlerinden kurtulabiliyorsunuz. Yani şimdi burada biraz genel ilerliyoruz. Şöyle ki kanunun tebliğleri henüz çıkmış değil. Biliyorsunuz bu kanunlar çıkınca peşinden yine kapsamlı birkaç da seri tebliğ çıkıyor. Bu tebliğlerde ise bu alt detaylarda bazen de konu bazında işte örneğin trafik cezalarında şöyle uygulanacaktır diyor. İşte yargı harçlarında böyle alınacaktır ya da şu kadarı silinecektir, bu kadarı tahsil edilecektir gibi alt düzenlemeler çıkabiliyor. Şu anda o düzenlemeler olmadığı için biz genel kavramlarla ilerliyoruz. Çıktığı durumda tabii onlar için özel yine açıklamalar veya bildirimler yapacağız. Burada da idari para cezalarında aslını ödeyip ödediğiniz durumda faiz veya cezalarını yurt içi üfeye göre kaldırıyorsunuz. Yurt içi üfe demek demin bahsettiğimiz gibi 5 yıllık bir faizde %20'si 5'te 1'i. Bu konu yaklaştığı zaman, yıl yeniye yaklaştığı zaman ise yine 4'te 1'i 5'te 1'i oranında ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir düzenleme. Burada demin ki genellediğimiz şeylerde hangisinde ne kadar artıyor, ne kadar ödenecek ve ne kadarı silinecek ülke ilişkin bir tablo var. Bu arada biz bu slaytları sunum sonrasında sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla o noktada çok detaylara değinmeden ilerleyeceğiz. Siz o sunumları incelediğinizde ya da kanunun tekrarını detayını incelediğinizde yine takıldığınız bir nokta olur ise bizim bu konuda bir af danışma ekibi kurduk. Onu da sonunda sizlerle paylaşacağız bilgilerini sunum sonunda. Bu ekibimizle maille, telefonla sürekli veya istediğiniz zaman iletişime geçip soru veya sorunlarınızı aktararak biz de orada ona kısa zamanda çözümler üreterek dönmeye gayret edeceğiz. Dediğim gibi çok özel konularınız olabilir, çok özel durumlarınız olabilir. Oralarda da bunların bazısını mevzuat düzeyinde buradaki yorumlarımızla çözümleyeceğimiz gibi bazısında biraz vergi dairesiyle hatta gerektiği zaman vergi dairesi başkanlığıyla ya da daha da öteye gidip bir idaresiyle falan takip etmek, tartışmak gereken konular olabiliyor. Çok firma özelinde mevzuatın kavrayamadığı, çözemediği konular olabiliyor.
olursa da o tür fonlarımıza destek olmaya çalışırız. Bu şeylerin genelinden nispeten aslında bahsettik. Bu çok özel altta detaya inmeden şöyle bir tekrar şey yapmak istiyorum. Demiştik vergi aslında vergi ve vergi aslında bağlı şeylerde vergi ödediğimiz takdirde buna ait cezalar ve diğer feri alacaklarımız ortadan kalkıyordu. Sadece feri alacaklarda şey ise feri alacağın kendisi siliniyor, faiz alınıyordu sadece. Yani siz daha önce bir aslını ödediğiniz ve faizi kalan bir borç kalmışsa örneğin ortada. Burada faizini yerine tüfeği hesaplayıp sadece tüfeği üfeği alıp ona vergi şey faizi ortadan kaldıran bir düzenleme olacak. Vergi aslına bağlı olmayan cezalardan cezaların %50'sini ödeyerek kalan %50'sinden kurtulacağız. Sadece gecikme zammı varsa deminki faizde olduğu gibi bunun üfeye göre hesaplanmışını alıp aslını sileceğiz. İdari para cezalarında yine cezanın aslını ödeyip verilerini ortadan kaldırıyoruz. Bunun dışında da yine şeylerde tanıma net olarak açıklanmamış, tanıma uymayan ya da burada burada sıralanmayan ama kamu alacağı niteliğinde olan alacakları aslını ödeyerek üfesiyle bu yükten kurtulmuş oluyoruz. Devam edelim. Ticaret Bakanlığı'ndan demin bahsetmiştik. Vergi için bahsettiğimiz tüm açıklamalar gümrük vergisi içinde yani hazinedeki vergi için geçerli olanların tamamı gümrük vergisi içinde geçerli. Yine vergilerin vergi aslının tamamıyla üfesi. Cezalarda cezaların %50'si. Ancak burada bazı cezalar var. Alt başlıkta farklı cezalara göre farklı şeyler oranlar. Biz o oranlara inmiyoruz. Bir tek şu idari para cezaları yani gümrük vergi aslına bağlı cezalarda cezaların %30'unu ödeyerek şey yapıyoruz. %70'i siliniyor. Dolayısıyla burada da böyle bir kendine has durum var. Konumuz eğer gümrük vergisi ve ona dağlı ceza ise bu detayı da biraz daha üzerinde ayrıca konuşmak gerekir. Devam edelim. Burada ayrı bir başlık olarak itirazlı kayıtla verilen beyannameler ortaya geliyor. İtirazlı kayıt demek biliyorsunuz bizim kendi beyanımız ancak kendi beyanımızın da kendimize göre şüpheli olduğu ve dava açmak istediğimiz beyannameler. Bunlara biz itirazlı kayıtla verilen beyanname diyoruz. Eğer bu şekilde verdiğimiz ve beyan eden, şey devam eden süreci olan bir şeyimiz varsa burada da yine vergi aslını ödeyerek verisiyle, şey üfeyle beraber diğer ceza ve şeylerini ortadan kaldırabiliyoruz. Diğer idari para cezalarında cezanın %50'si ve üfesini ödüyoruz. Genel kurallarımız bunlar. Devam edelim. Evet, şimdi bu borç yapılandırması zaten çok firmayı, özellikle düzenli firmaları çok ilgilendirmeyen ya da onlarla ilgili çok fazla hüküm içermeyen maddeler. Bundan sonrakiler biraz daha hepimizin hayatında olabilecek maddeler. Yani o yüzden borçla ilgili kısmı burada noktalıyorum. Borç yapılandırması ile ilgili. Şimdi gelelim kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklara. Burada yapılandırma kanunu henüz tahakkuku verilmiş ve ödeme süresi geçmemiş alacaklarla beraber dava açılmış ve davası henüz devam eden alacakları da aynı kapsama devam eden kesinleşmemiş alacak kapsamına alıyor. Burada tabii davaların özellikle çok değişik süreçleri var biliyorsunuz. Şimdi bir tahakkuk ihbarname tebliğ edildiği andan itibaren işte öncelikle henüz davası süresi geçmemiş olabiliyor. Bir.
dava açılmış olabiliyor. İki, o dava vergi dairesinde sonuçlanmış olabiliyor. Üç, vergi dairesi sonrasında istinaf süreci başladı. Daha önce biliyorsunuz temyiz vardı, direkt Danıştay'dı. Şimdi araya bir de istinaf girdi. İstinaf süreci olabiliyor. Dört, istinafa bitmiş olanlarda Danıştay temyiz süreci oluyor. Beş, temyizi bitmiş olanlarda karar düzeltme oluyor. Altı, dolayısıyla altı tane aşama var bizim kesinleşmemiş alacak diye tanımladığımız grubun içerisinde yer alacak. Biz alacağımız borcumuz hangi aşamadaysa bunu, bu altısı birbirini takip eden süreçler tabii, demin bahsettiğim altı. Bu arada arkadaşlar şunu bir şey yapayım, bu slide'da şeyi düzeltmesi yapalım, belki sonrakilerde şey yapalım. Bu altı saydığımız altı şeyi, aşamayı buraya işleyelim. Aşamalar olarak, kesinleşme aşamaları olarak. Onun dışında bizim davamız kesinleşmemiş alacağımız hangi aşamadaysa o aşamasını bulup bu tebliğdeki karşılığını, kanundaki karşılığını bulmamız gerekiyor. Çünkü maalesef öyle bir kanun ki hani bulmacadan beter. Çünkü her birini bentlerle açıklıyor. İşte şu maddenin şu bendinin şu fıkrasına göre müracaat edilmişler de şöyle olur, şuna göre olursa böyle olur, A'nın B'sine göre olursa böyle olur gibi, böyle çok çok karmaşık, gerçekten karmaşık bir şeyi var. Dolayısıyla o noktada alacağımızın bulunduğu noktayı doğru tespit etmemiz lazım. Burada şöyle bir zorluğumuz olabilir. Şimdi bu konu iki tarafı ilgilendiriyor. Birisi mali ekiplerimiz, yani vergi ekiplerimiz, muhasebe ekiplerimiz. Diğeri hukuk ekiplerimiz. Bu ikisi birbirinden çok bağımsız olabiliyor. Birlikte de olabiliyor. %99 bağımsız olduğu için bunu hukukçunun, özellikle bu şeyleri, hukuk ekiplerinin kavraması biraz daha zaman alabiliyor. Şöyle zaman alabiliyor. Biz hep içinde olduğumuz için, biz hemen bir de geçmişten de evliyatından da örneklerimiz olduğu için çabuk kavrayıp çabuk adapte olabiliyoruz sürece, ama hukuk ekipleri ya da avukatlar, hukukçular ya ilk defa karşılaşmış olabiliyor, ya işte konuyu dediğim gibi bizim detayımızda irdelememiş olabiliyor. O yönüyle onların yapması farklı olabiliyor, algısı ve tepkisi. O yüzden bizim de özellikle mali ekiplerin bu konuyu yönetmesi ya da yönlendirmesi doğru oluyor veya gerekiyor. Yani hukukçunuzdaki bir konuyu hukukçuya değil bırakmayıp konuyu sizin değerlendirip dava aşamasını ve bu aşamanın kanundaki karşılığını sizlerin değerlendirip müracaat sürecini de yine sizin yönetiyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bazı kurumlar bunu, yani avukat konu orada zaten bu süreci de onun yönetebileceğini ya da yöneteceğini varsayarak ilerleyip konunun ortada kaldığı örnekler var. Onu da yine paylaşmak istedim. Devam edelim. Burada yapılandırma şartları diye dava konusu alacağın türü, içeriği, dava durumları ve yayıntıdan önce son durumu, güncel durumlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Demin bahsettiğimiz gibi altı aşamadan hangisinde olduğuna göre. bu altı aşamanın dışında bir de yine bir yan çıkıntı olarak şunu diyebiliriz. Uzlaşma aşaması. Bu da henüz daha kesinleşmemiş aşamalardan birisi. Dava açmayla ihbarname ile dava açma süresi arasında girip çıkan bir süre bu, işlem bu. Konumuz bu aşamadaysa da yine burada anlatacağımız düzenleme veya maddelere göre işlem yapabiliyoruz. Şimdi yapılandırmanın içeriği, kesinleşmemiş dava veya dava safhasında bulunan alacaklar da demin bahsettiğimiz bir ve aslında ikinci aşama diyebiliriz. Yani ihbarnamenin henüz bize geldiği ve henüz hiçbir şey yapılmamış
süresi geçmemiş aşamayla dava açmışız ama henüz bir dava karar, yargı kararı oluşmamış, bir sonuç gelmemiş olan süreçlerde biz Afkar'la müracaatla verginin %50'sini ve bunun üzerinden hesaplanacak faiz oranını, yurt içi üfeyi ödediğimiz durumda verginin kalan %50'si, kalan cezaların tamamı ve gecikme faizi ve gecikme zammını tamamını ortadan kaldırıyoruz. Böyle olunca burada tabii önemli ve ciddi bir fayda çıkıyor karşımıza. Örneğin, burada örneğimiz yok ama işte 100 bin lira vergi, 100 bin lira ceza ve hadi abartalım 5 yıllık olsun 100 bin lira da faizi olan bir ihbarname geldiği zaman önümüze biz bunu ya o aşamada ya da dava açmışsak henüz karar gelmemişse bu afkanla müracaat ettiğimizde 50 bin lira vergi ve yaklaşık 10 bin lira faizle, yurt içi üfe faiziyle, çünkü dedik ya demin 5 yılda yaklaşık %20 çıkıyor. 50 bin lira vergi ve bunun %20'si oranında üfeyle toplam 60 bin lirayı ödeyerek biz bu şeyden kurtulabiliyoruz. Toplam 300 bin lira, demin bahsettiğim örnekteki 300 bin liralık yükten toplamda 60 bin lira gibi bir rakam ödeyerek, tabii kabaca söylüyorum, biz bu aşamadan kurtulabiliyoruz. Dolayısıyla kanunun en önemli maddelerinden birisi bu. Bu noktada yargıda olan bütün işlemlerimizi, vergisel işlemlerimizi ya da ceza olabilir, bu kapsamda düşünüp değerlendirip oradaki kazanma gücümüzü, elimizdeki delil ya da dayandığımız noktaların yetkinliğini ve yeterliliğini, bir de mahkemelerin bu konudaki eğilim ve yaklaşımlarını düşünerek bu davadan vazgeçip bu kapsama sokarak en azından kafamızı rahatlatabiliyoruz. Bu devam eden davalar, yani demin bahsettiğimiz şablonda bir ve ikinci aşamada olanlarla ilgiliydi demin bahsettiğimiz. Şimdi ondan sonraki aşamalar, yani 3, 4, 5, 6 aşamalarına şey yapıyoruz. Ne dedik? Vergi mahkemesi sonuçlanmış. Ondan sonra istinaf, temyiz ya da karar düzeltme süreçleri olabilir. Bir önceki örneğe gelelim, tabloya gelelim. Bir önce. Evet. Şimdi burada şöyle bir genelleme yapıyoruz. Bu genelleme arkadaşlar çok önemli, bana göre önemli. Bu kanunun hiçbir yerinde yazmıyor. Bu benim tanımladığım, benim çıkardığım bir tanımlama. Şöyle ki bu kanunu okuduğunuzda, ki okumuşsunuzdur ya da okuyacaksınızdır, çok karmaşık, özellikle bu kısım çok karmaşık. Yani işte mükellef dava açmış, davanın kabulü halinde şu terkini halinde şöyle, tasdiki halinde böyle, kısmen tasdik, kısmen terkini halinde böyle, bozma halinde şöyle gibi şey var. Genel böyle çok karmaşık tanımlamalar var. Ben burada şöyle bir şey yapıyorum. Biraz daha anlaşılır bir ifadeye çevirdim bunu. Diyoruz ki biz bir dava açmışız kelef olarak. Eğer bu davayı biz kazanmış isek ve bu af kanunu kapsamına gireceksek, verginin %10'unu ve faizini ödeyerek, üfe faizini ödeyerek bu davayı kapatabiliyoruz. Neden? Çünkü biz bir davayı kazanmışsak yolun %60-70'ini aşmışız demektir. Yani işin bir dava sürecinin en kritik aşaması, en zorlu aşaması vergi mahkemesi aşaması. İlk mahkeme aşaması. O ilk mahkemeyi ikna edip, ilk mahkemeyi bizim noktaya, bizim bakışımıza çekip kazanmış olmak, bu davayı artık %60-70 sonuca yakın hale getiriyor. Sonraki aşamalarda kararın bozulması ya da revizesi
sınırlı hallerde mümkün oluyor. O yüzden idare de buna şu gözle bakıyor. Diyor ki ben bu davayı kazanmış, kaybetmişim. Devam etse kaybetme ihtimalim yine yüksek. Dolayısıyla ben bu verginin %10'unu alayım. Faiziyle beraber mükellefte rahat etsin. Ben de daha fazla uğraşmayayım diyerek böyle bir mantıkla şey yapıyor. Bu daha önceki af kanunlarında genelde %20 idi arkadaşlar. Bu sefer biraz daha idare o konuda elini genişletmiş ve %10'a çekmiş. O da ciddi, güzel bir avantaj. Dolayısıyla şuna güvenip, yani biz nasıl olsa kazandık, dolayısıyla kaybetme şeyimiz, ihtimalimiz az, gittiği yere kadar gitsin diyemeyeceğimiz noktaya getirmiş aslında idare. Akıllıca davranmış. Yani %10'a çekip bizi biraz daha o konuda kafamızı bulandırarak, ya şimdi %10, ben şimdi deminki örnekte 100 bin liralık dava var. 100 bin lira vergi vardı, 100 bin lira faiz var, 100 bin lira ceza var, 300 bin lira. Şimdi ben bu 300 bin lirayı tamam kazandım. Şimdi hepsini kaldırma ihtimalim oluştu. Ama ya Danıştay'dan ya da istinaftan dönerse, döndüğü durumda şu risk daha da artıyor. Yukarıdan dönen davalarda vergi mahkemesi biraz daha yukarı yakınlaşıyor. Yani geçmiş kararında ısrar etmekten çoğu hakim imtina edebiliyor. Yukarıya uymayı tercih edebiliyor. Tersi de var tabii ki, ısrar kararları da var ama şeye göre daha az. Yani Danıştay'dan bir karar bozulup geldiği zaman mahkeme veya da hakim Danıştay'a uyma eğilimi gösterebiliyor. Öyle olunca bizim riskimiz bir %50 daha artıyor. Niye? Çünkü bu arada geçen en az bir ya da iki yıllık sürede bizim o 100 bin lira olan faizimiz oluyor 120-130 bin lira olduğu gibi, bir de kaybettikten sonra cezaya da faiz işlemeye başlayacak filan gibi, böyle daha karmaşık ve yükü ağır hale geliyor. Bunun yerine 100 bin liranın %10'u 10 lira, 10 bin lira, tüfesi de muhtemelen 2 bin lira tutar. 12 bin lira ödeyerek bütün her şeyi kapatmak. Bu artık bizim tercihimiz. Dolayısıyla dediğim gibi idare burada bence akıllı davranmış bu rakamı aşağı çekmekte. Bu noktada devam eden davalarımızı bu kapsamda tekrar tekrar üstünden geçmek, değerlendirmek gerekiyor. Tersi yönde eğer biz açtığımız davayı biz kaybetmiş isek, idare burada biraz katı davranıyor, katılaşıyor. Çünkü nasıl olsa kazandım. İlerideki şeyin ki üst yargı şeye biraz daha yakındır, idareye. Alt yargı mükellefe, üst yargı idareye yakındır arkadaşlar. Öyle bir benim kanaatim var. Dolayısıyla idareye daha yakın olan ve kazanmış olan bir davada kazanma ihtimali, yine devamında da kazanma ihtimali yüksek. O yüzden idare diyor ki bak ben zaten kazandım. Devamında da kazanırım. O yüzden gel sen bu vergiyi öde. Ben de senin cezanı ve faizlerini kaldırayım diyor. Bu da iyi bir teklif. O yüzden bunda da iyi düşünmek lazım. Kaybettiğimiz davalar var ise. Çünkü cezaların kalkması, faizin üfeye dönüşmesi de ciddi bir avantajdır. Hele hele cezamız 3 katı içeren, biliyorsunuz bazı incelemelerde, yani vergi kanunu 359'undaki unsurlara içeren suçlarda cezalar 3 katına çıkıyor ve bu 3 kat bir de idarenin şöyle bir uygulaması var, biliyorsunuz. Bilmiyorum tabii arkadaşlar, konunun bazen uygulamaya döndürüyorum ama inşallah sıkılmıyoruzdur. İdarenin bir de tekerrür diye bir uygulaması var, biliyorsunuz. Aynı cezadan daha önce bir sefer yemişseniz ikinci devamında %50 artırarak kesiyor. Ki bizde yaşanan örnekleri var. Yani siz bir sahte belge hasbelkader kullandınız. Buna da müfettiş hasbelkader bilerek kullandı derse 100 bin liralık verginiz oluyor size
450 bin lirada ceza kesiliyor. Bakın 100 bin lira vergiye. 450 bin lira. Niye? 3 kat ceza. Artı bir de tekrarı olunca %50 de fazla kesiliyor. 100 bin liraya 450 bin lira ceza. 100 bin lirada demin işlenen faizi ne oldu? 100, 550, 650 bin lira gibi bir yük oluyor. Siz bunu kaybetmişseniz idare diyor ki gel sen bu 100 bin lirayı 20 bin lirada şeyle öde, üfesiyle birlikte öde. Ben de senin o 650 bin liranın 530 bin lirasını sileyim diyor. Dolayısıyla bu da önemli ve güzel bir avantaj. O yönüyle bunları dava bazında, işlem bazında değerlendirmekte ciddi fayda var. Devam ediyoruz. Bu noktada deminki genellemeyi kavradıktan sonra artık bunlar biraz onun detayı oluyor. İşte tasdik, tadilen tasdik, onun %10'u, bunun üfesi filan. Aslında onun kanunsal ifadesi. Siz bu deminki genellemeyi yerleştirirseniz kafanıza, önünüze çıkan olayları daha kolay en azından çerçevesini çizip sonra detayına bu kanun kapsamında ya da çıkacak tebliğin ilgili bölümlerine inerek değerlendirebilirsiniz. Devam edelim. Burada bir de şeye değinelim. Tabii o vergiye değindik. Asla bağlı olmayan cezalarda ise cezanın aslını ödeyin diyor. Ben de verilerini sileyim, onun şeylerini sileyim diyor. Ancak şöyle, bu kesinleşmişse, pardon bunun şeyini yapayım. Cezamız kesinleşmişse aslını ödüyoruz. Cezamız yeni henüz deminki şablonun bir ve birinci ve ikinci aşamasındaysa, dava veya henüz tahakküm aşamasındaysa %25'ini ödüyoruz. Cezamız devam eden aşamalarındaysa kazanmışsak %10'unu, kaybetmişsek %50'sini ödüyoruz arkadaşlar. Burada da böyle bir genelleme var. Bunu da bu şekilde bilmek şu aşamada yeter. Devam edelim. Evet, bu da devam eden davalarla ilgili şeyiniz. Muhtemeldir ki devam eden davalarla ilgili sorularınız olacaktır kendiniz özelliğinizdeki durumda. Ona vakit kalırsa sonraki bölümde, yani son bölümde değerlendirebiliriz, tartışabiliriz. Şimdi alacaklarla ilgili üçüncü ve yine önemli başlık, inceleme ve tarihat aşamasında bulunan alacaklar. Burada da inceleme zaten bildiğimiz vergi incelemesi. Bir de takdir işlemleri var ki o bizim gıyabımızda yürüyen, bizim bilgimiz dışında ilerleyen, vergi dairesinin ve takdir komisyonu arasında yürüyen bir süreç. Biz onu çoğu zaman görmeyiz. Hatta bilmeyiz de takdire sevk edildiğini, takdirden aşamalarını, takdirdeki bilgi belge alışverişini. Ama o en son bizim karşımıza takdir komisyonu kararı şeklinde gelir ve o da ciddi bir tarihat ya da işlem gerektirir. Onun da yine sonraki aşamaları, yani tahakkuk ve dava aşamaları önceki şeyde ilerlenen gibi olacak olmakla beraber devam eden aşamasında burada işlediğimiz sürece tabidir. Devam edelim. Bu kapsama dediğimiz gibi vergi incelemeleri, takdir ve tarh aşamasında olan işlemleri kastediyoruz. Onun dışında yine tamamlanmamış olan ve gümrük incelemeleri ve ona dayalı yine gümrük giderlerince yapılacak ek tahakkuk işlemleri bu anlatacağımız kapsamın içine giriyor. Burada devam eden vergi incelemelerinde süreç şöyle, burada biraz karmaşık bir süreç var. Şimdi bu kanun 3 Haziran 2006 2021 tarihi itibariyle yayınlandı. 3 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlanmış olan vergi incelemeleri devam ediyor. 3 Haziran'dan önce başlanmış olan bir vergi incelememiz varsa, ki siz onu bilirsiniz, ya işte müfettiş çağırmıştır, incelemeye başlama tutanağı almıştır
ya da defter belge istemiştir ya da o noktada belli bir aşamaya gelinmiştir inceleme aşamasında. Bunlara biz devam eden incelemeler diyoruz. Aynı şey takdir kararlar içinde de geçerli. Takdir edersi takdire göndermiştir. Orada bir takım işlemler yürüyordur. Bunlar için de geçerli. Burada önemli olan kriter 3 Haziran 2021 öncesinde başlamış olması. Bizim inceleme şeyimiz, başlama kriterimiz incelemeye başlama tutanağının alınmış olması. Geçmiş yıllarda bu çok katı bir kural değildi, incelemeye başlama tutanağı. Yani bazısı işte telefonla istiyordu, defter belgeyi alıyordu, ilerliyordu. Bazısı yazıyla istiyordu, yine defter belgeyi biraz gönderiyordunuz, alıp ilerliyordu. Ama bu son 2-3 yıldır, belki 3 yıldır artık kesin kural haline geldi incelemelerde. İncelemelere mutlaka inceleme başlama tutanağı ile başlanıyor. Onun dışında hiçbir işlem incelemeye başlama sayılmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla geçmişte bir firma müfettiş sizden bu tutanağı almadan defter belge almışsa bile hatta belli aşamaya gelmişse bile bu incelemeye başlanmış kapsamına girmiyor. İnceleme başlama tutanağının 3 Haziran tarihinden önce olması gerekiyor. Bu neyi sağlıyor? Bu bize şunu sağlıyor. 3 Haziran öncesinde başlamış incelemeler ne zaman biterse bitsin. Bu önümüzdeki bir yılda da, önümüzdeki 3 yılda da, hatta önümüzdeki 5 yılda da bitse, bu inceleme bittiği zaman siz inceleme gelen ihbarnamenin müracaat süresi içerisinde, yani bir aylık dava açma vesaire süresi içerisinde müracaat ettiğinizde verginin %50'sini ve onun üfesini ödeyerek cezalardan ve faizlerden kurtulabiliyorsunuz. Yani o anlamda bu af kanunu bizim önümüze 5 yıllık neredeyse bir kapı açıyor. Bu 5 yıl boyunca bugün başlamış inceleme ne zaman biterse bitsin, biz bu kanunun bu maddesinden yararlanma imkanı bulabiliyoruz. Oradaki temel kriter de inceleme başlama tutanağının 3 Haziran öncesi olması. Bugün bile alsa örneğin, bugün ne 4 Haziran, 10 Haziran. Pardon, ben müdahale etmek istedim. Evet. Kanunun yayın tarihi 9 Haziran. Siz 9. Meclisteki tarihlerde sanırım otobüs. Pardon, evet. Ben şimdi kanun metninin şeyine bakıyorum. Doğru. Kabul tarihi 9 Haziran'ını kastediyoruz. Bütün arkadaşlar düzeltelim. Teşekkürler. 9 Haziran'dan önceki tutanaklar geçerli. Bugün örneğin 10 Haziran'da alınmış bir tutanak olsa, bugün mükellef müfettiş bizi çağırsa, incelemeye başlasa, bu başlamış inceleme bu kapsama girmiyor. Yani o anlamda bizim aleyhimize, aslında başladıysa aleyhimize, başlamamışsa aleyhimize. Ama ileride matra artırımında bu lehimize de dönebilir, onu da tartışacağız. Burada bir de şeylerden bir geri gelen tekrar. Vergilerde %50 demiştik. Vergi aslında bağlı olmayan cezalarda ise %25'ini ödeyip kalan %75'ini kaldırabiliyoruz arkadaşlar. İştirak cezalarında da yine keza %25'ini ödeyip %75'ini siliyoruz. Devam. Pişmanlıkla verilenler, işte pişmanlığın ihlali sonrasında biliyorsunuz şey oluyor, ki daha önce kesilmemiş cezalar kesiliyor. Yine onları da bu kapsama alıp aslını ödemek şartıyla cezaları kaldırıyor. Aynen devam eden süreçlere, devam eden davalar, devam eden incelemeler gibi bir noktaya getiriyor. Burada süre şartlarına bakılmaksızın. Demin bahsettik zaten. Burada işte karar ne zaman gelirse gelsin, inceleme raporu ne zaman gelirse gelsin, biz ondan sonraki şeye müracaatımızı yapıp direkt müracaat edebiliyoruz. Bu arada devam eden incelemelerin yine uzlaşma süreci olabiliyor. Biz buna
tarihat öncesi uzlaşma diyoruz biliyorsunuz. Eğer aşaması tarihat öncesi uzlaşma aşamasındaysa henüz tebliğ edilmiş ya da edilmemiş bunu da yine bu kapsama sokup uzlaşmak yerine verginin %50'sini ödeyerek bu şeyden yükten kurtulabiliyoruz. Bunun dışında kanun kapsamında yine çok önemli ana başlıklardan birisi SGK alacakları. Bu da bizim ana konumuz olmamakla beraber firmaların ana sorunlarından birisi. Vergi kadar önemli, vergi kadar sıkıntılı konulardan biri, yüklerden birisi. Dolayısıyla orada da yine bu kanun kapsamında hem alacak yapılandırması hem de devam eden süreçlere ilişkin af müracaatları ve hafifletmeleri var. Devam edelim. Burada bu kapsama giren şeyleri çok detaya inmemek kaydıyla şöyle işte sıralayalım. Sigorta primlerimiz, ödenmemiş ya da kesilecek primlerimiz, emekli keseneği veya kurum karşılıkları, işsizlik sigorta primlerimiz, genel sağlık sigortası prim alacaklarımız ve topluluk sigortası prim alacakları, ödeme imkanı kalmamış isteğe bağlı sigorta primleri, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi gibi ve eğitime katkı payları gibi yine onlar tarafından kesilecek idari para cezaları gibi alacaklarımızın tamamı vergi aslı yerine vergi aslıyla beraber TÜFE faizini ödemek şartıyla biz bunların kalan kısmından bu yükünden kurtulma şeyimiz olacak. Bunu ayrı bir başlık olarak almak gerekiyor. Kanun da zaten ayrı maddelerde irdelemiş. O yönüyle biz burada biraz daha dediğim gibi ana konumuz olmadığı için biraz kavramlara değinerek ilerleyeceğiz ama detaylarında biraz daha SGK'ya yoğun arkadaşlarla birlikte konuları değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim af ekibimizde, af danışma ekibimizde SGK'cı veya bu konudaki arkadaşlarımız da var. Gümrükçü arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla sizden gelecek soruları biz o arkadaşlardan istifade ederek çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Devam edelim istatistik. Burada biraz daha özel bir iki konu var. Bu da ki kanunda ayrı maddeler halinde sayıldığı için biz de burada tabii ki doğal olarak değinmeden geçemiyoruz. Bazı meslek odalarının alacakları, işte YMM odaları, SMM odaları, TÜRMOB, ondan sonra diğer mesleki odalar ve onlara aidat veya birim alacakları ile bir de özel inşaatlar, inşaatlarda iki özellikle işçilik şeyi hesaplaması biliyorsunuz başlı başına bir sorundur ve ciddi de yükler içerir geri gelir. O anlamda onlardaki işçilikle ilgili yine eksik ya da fazlalık şeylerimizi geçmiş döneme ait atladığımız noktaları bu af kanunu kapsamında yapılandırıp ya da bildirip hafifleterek ödeme ve kapama imkanımız olacak. Onun dışında tabii SGK'ya olan prim borçları, iş kazası, meslek kazası hastalık kaynaklı borçlar, tarım bağkurluları prim borçları ve belediye borçları, belediyeleri olan borçlar yine bu kanun kapsamında yapılandırma imkanı bulacak. Vallahi bu detaylara ben çok değinmek arkadaşlar açıkçası şey yapmıyorum. Alacak deyince genelledik zaten. Kamu alacağı, kamu alacağının genel şeyde yaklaşımı da aslını aynen ve ferileriyle birlikte ödemek. Devam eden sorun şeylilerde ise aslının %50'siyle ferisini, üfesini ödemek. İlerleyen aşamasında ise biraz daha biz kazanmışsak %10'u, idare kazanmışsa %90'ı, %100'ü ödenmek şartıyla bu yapılandırmanın imkanlarından yararlanacağız diyerek bu bölümü noktalıyorum Özlem Hanım.